Merhaba arkadaşlar, 25 Şubat'ta ve 25 Mart'ta iki tane sınav yaptık. Hep bizim bir sloganımız vardı, 70 kredi cepte dedik. Ve bu 70 krediye yakın alan birçok öğrencimiz ne yaptı hocam? Mezun oldu. Şu anda kaç mezunumuz var peki hocam? Evet, rakamlar geldi arkadaşlar. 25 Şubat ve 29 Mart tarihleri arasında yapılan birinci dönem sınavlarında tam 220 bin açık lise öğrencisi mezun oldu hocam. 220 bin. Bu bizim gururumuz mu hocam? Kesinlikle gururumuz. Çünkü birçok öğrencimiz şunu düşünüyor. Ya ben açık liseye yazıldım ama 10 yıl oldu mezun olamam. Ama o öğrencilerimiz artık mezun oldu. Peki Mart sınavında ne oldu hocam? Mart sınavının sonuçlarıyla birlikte tam 330 bin öğrencinin mezun olması bekleniyor. Yani Şubat ve Mart'ta yapılan sınavlarla birlikte açık lise tam 550 bin mezun verecek. Yani yarım milyon. Yarım milyon kişi açık lise diplomasına kavuşacak. Bu çok büyük bir rakam. Şimdi şöyle bir noktaya değineceğim hocam. Yani iki tane online sınav oldu. 70 kredi cepte. Hani sağdan soldan baktık. Birilerini sınava soktuk. Yaptık yani bunu. Yapanlar oldu. Hakkıyla girenler oldu. Yani süreci hafifledik. Yani nasıl hafifledik? Ya aldık da işte bu diplomada hakkımız mıydı? Hakları mıydı hocam? Hocam kesinlikle haklarıydı. Çünkü niye? Pandemi sürecinde en çok sıkıntı çeken öğrencimiz açık lise öğrencisi oldu. Sınav hocam hatırlasana 5 gün önce mi 6 gün önce mi sınava girecek diye öğrencilerimiz hazırlandı. Sınav iptal oldu. İptal olması sorun değil. İptal oldu. Sınav ne zaman? Hangi tarihte? Hiçbir şey belli değildi. Ve bu öğrencilerimiz şu anda evet bakanlık ilk sınavı yaptı. Bu öğrencilerin gerçekten sıkıntılarını gördü ve bu öğrencilerimiz mezun oldu artık. Ve ben şunu da ilave etmek istiyorum hocam. Sınava girmeyen hala çok fazla öğrencimiz var. Donuk olan öğrencilerimiz. Evet. 5 yıl önce adam kayıt olmuş. Ya ben açık liseye kayıt oldum ama ya bitirmek gerçekten çok zor. Hiç de zor değil. Çünkü birçok öğrencimiz açık liseyi çok rahat bir şekilde bitirdi hocam. Evet. Arkadaşlar 550 bin öğrencimize sesleniyoruz buradan. Gerçekten bileğinizin hakkıyla mezun oldunuz. Yani hiç online sınav oldu, 35 kredi verildi. Ben kolaydan mezun oldum demeyin. Siz bu sürece başlayarak zaten emek vereceğinizi ortaya koydunuz. Evet, pandemi şartları vardı. Sizi tetikleyen noktalar oldu. Hadi bu sınava girin, online oldu, çok kolaydı. İşte oldu, bitti. Ve mezun. Mezun olduk. Artık bundan sonra yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Durmayacağız. Liseyi bitirdik, her şey bitmedi hocam. Evet. Üniversite sınavı dersiniz, KPSS sınavı dersiniz, iş hayatı dersiniz. Kendimize güvenelim yeter hocam. Yani çok rahat bir şekilde de artık süreci gördünüz. İlerleyen süreçte de öğrencilerimizin yanındayız hocam biz. Evet. Sendeyiz hocamla. Artık hızlı bir şekilde bir giriş yaptık. Kanalımızı inceleyebilirsiniz ve tam da hocam ben hiçbir şey bilmiyorum diyen öğrencilerimize hitap ediyoruz. Hocam senin en baştan serini ben izledim en baştan. Yani devamı geliyor galiba. Devamı geliyor hocam. 13-14. Video daha da atılacak. Her hafta düzgün video atılıyor arkadaşlar. Hem geometride hem matematikte. Bu arada diğer derslerde de var. Evet, genel tekrar videolarımız gelecek. Bunu Sendeyiz Hocam'da paylaşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar hiç Sendeyiz Hocam muhabbetine girmeye gerek yok. Hedeflerinizi koyun ortaya. Üniversite ise üniversite, KPSS ise KPSS. Biz önce üniversite diyoruz. Herkes 4 yıllık akademik kariyerini tamamlasın. Lisans eğitimini alsın diyoruz. Biz bunun için uğraşmaya devam edeceğiz. Sizden de biraz takip, biraz da mücadele istiyoruz. Hepsi bu. Bu kadardır. Evet arkadaşlar, hepinize başarılar. Mezun olan tüm öğrencilerimize de önümüzdeki süreçte bol azimli, bol çalışmalı günler diliyoruz.